Sevgili izleyiciler, galamız heyecan bakımından çok verimli maşallah. Yepyeni konseptimizde kızlarımız nasıl performans sergileyecek merakımız da şahlandı ya bir kere. İşte bu da 10 bin lira yarışını her zamankinden daha da çekişmeli hale getiriyor. Şimdi yine maşallahlar içinde yepyeni bir düğüne gidiyoruz. Dilara Taşkın podyumda. Damat, kızımla eğer evlenmek istiyorsan Türk örf ve adetlerine uyman gerekiyor, sen biliyorsun. Geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hikayeyi bir anlayalım. Hikayeyi anlatayım ben. Teşekkür ediyoruz. Yabancı damat almışım. Güzel. Benimle evlenmesi için Türk geleneklerini falan yerine getirmesi gerekiyor. Ben kandırmışım damadı. Bir tanıdığımızın var diye çıkarmışım yola. Ondan sonra annem bizi yakalamış. Aha. Damada da imasını etmiş. Sünnete götürüyoruz. Geçmiş olsun diyecek bir şey bulamıyorum şu anda. Gel bakalım, gelin buyurun. Ben gideyim. Niye gitmek istiyorsun? Ay, benim annem çok utangaç. İsminizi öğrenebilir miyim? Nurten. Nurten Hanım, hoş geldiniz. Buldum, teşekkür ederim. Valla nasıl buldunuz kızınızın konseptini? İlginç, Dilara gibi. Değişik değil mi? Evet. Deniz. Ya çok güzel değil mi? Bence kabul edin hemen. Bak, sünnet kıyafetini pelerin üzerine giydiyse damat. Değil mi? Sizi sevmiştir, evet. Ben bugün en güzel şovu Dilara'da gördüm. Çok beğendim. Davulu, zurnayı, her şeyi düşünmüş. Kıyafeti prensesler gibi. Ne kadar güzel bir kız yetiştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Güzel, hem vicdanlı, çok tatlı. İyi görünüyorsun Dilara. Annen de çok tatlı. Teşekkür ederim. Damat da çok güzel. Sen damatla takıldın galiba. Yo, yani iyi. O da efendim. Bahar. Dilara'nın annesi bana pamuk eli diyor. Çünkü pamuk kalpli. Onu çok seviyorum. Ben çok... Çok güzeldi. Teşekkürler. Aybüke, son yorum. Ben çok beğendim konseptini ilk önce. Teşekkürler. Yani koşuma da gitti aslında. Güzel bir şey yapmış. Peki. Hazır mısınız? Hazırız. Buyurun efendim. Sizi alalım. Şunu çekinmeyin. Anne gitme, gel yanıma.
Dilara hoş geldin. Hoş buldum Nur Hanım. Siz hanımefendi hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Geçmiş olsun. İyiyim, sağ olun siz. Siz de hoş geldiniz. Yani dehşete düştüm. çok ilginç, çok heyecanlı bir konsept. Kimse bunu nasıl düşündün sen, nasıl yaptın inanamıyorum. Eskiden Yabancı Damat diye bir dizimiz vardı bizim. O aklıma geldi. Ben sana ne teşhisler koymuştum değil mi zaman zaman hayal gücünle ilgili. Ama şeysin yani kanalların tıkalı. Bazen kanalları açıyorsun, bazen tıkıyorsun. Bugün iyi açmışsın kanalları. Konseptin süper 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 teşekkürler. Süper. Teşekkürler. Gelelim kıyafetine. Çok güzel bir organze elbise, altı. Yani en üst parçan organze ve çok moda. Son 2 yıldır ben de çok çalışıyorum artık. Şifon, şifon organze ya da altta organze, üstte şifon falan. Rengi muhteşem bir renk. Modeli, o saçlarının güzelliği çok romantik. O kadar romantik ki her şey, kimse yanlış anlamasın. Benim tabii ki bu mesleğim, elbiselerin içindeyim sürekli, kumaşların, renklerin. İşte beyaz dendiği zaman ben bu beyazı hep kabul ederim. Yani bu kırık, ekru deriz, kırık beyazdır bu. Çok güzel olmuş. Eğer bu aynı model elbise, aynı işlemede bembeyaz olsaydı hiç beğenmezdim, hiç beni enterese etmezdi. Bir de o tenine, rengine, buğday tenlisin sen, çok yakışmış. Diyecek inan hiçbir sözüm yok. İlk defa onu annecim seninle birlikte aldım ve tabii ki de ben birlikte. Asıl star o burada yani. Konseptli kurbağa. Kurban da olabilir. Dilara yırtmacın çok iddialı, çok güzel. Benim en sevdiğim yırtmaç buydu. Yabancı damat aldım ya ondan. Tabii bir yoksa var. Olmaz. Ama çok seviyeli yani o yürürken açılan. Evet yürürken çıkıyor. Evet, evet. Çok çok cool. Ben elbisene bayıldım. Teşekkür modeli, ederim. Modeli, rengi, üstüne oturması, göğüs kubuğu gerçekten muhteşem. 9 veriyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Dilara'ya bak sen. Ver bakayım ağabey. Bugünkü konseptimiz sünnet düğünü. Ve bugünün en yaratıcı konsepti seninki bence. Yani gerçekten aklına gelmiş şahane bir fikir. Elbisen çok güzel. Teşekkür rengi ederim. Rengi muazzam. Nur'un dediği gibi ekru ve güzel bir ekru yani. Her anlamda saçın, makyajın şahane. Çok teşekkür ederim. İlk defa bunları görüyorum. Bayılabilirim. Bayıl. Rahat rahat bayılabilirsin. Ama yırtmacım. Dilara ben çok eğlendim. Bu konsept çok güzeldi. İlk önce anlamadı biliyorsun. Çıktı. Dedim yırtmacım yani buraya kadar ya. Var. Bu ne biçim sünnet annesi? Bu kadar yırtmaç mı olur dedi. Sen dinle birazdan duyacaklarını yani, şaşıracaksın. Hakikaten dedi. Konsept duyduğun zaman bayıldım. Muhteşem bir konsept. Çok elendik. Bu arada kızların bulamadılar, yapmadılar. Bak böyle bir şey de yapabilirdiniz aynı zamanda. Her şey kafada. Ne kadar akıllıca davranıyorsunuz o kadar daha prim yapıyorsunuz burada bence. Ben de sana hem de fikir hem de anne getirdiğin için çok hem de çocuğu yazık diye 10 veriyorum. Çok teşekkür ederim. Dilara. Orkan hocam. Nurten Hanım hoş geldiniz siz hoş de. Buldum, İzmir'den geldiniz değil mi? Yok İstanbul'dayız. İstanbul'dasınız. Evet. Sen zaten abone olmuşsun. Her sefer görüyorum seni. Dilara konuşmayacağım. Arkadaşlarım gereken yorumları yaptı. Ne diyeyim? 10 kardeşim! Ya, çok bayıldım! Ödüm koptu! O bayılırken bizi de bayıltıyor. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? İşte. Teşekkürler geldiniz için tekrar. Çok teşekkürler. Bir daha benim yanımda kötü hissetmeyin. Ama sen beni bu hafta çok üzdün, ağlattın biliyorum. Biliyorum. Böyle her gala gecesinde baby doll tarzı kıyafetler giymek zorunda mısın? Aa. Ama niye hep giyiyorsun o zaman? Çünkü ben bir baby doll'um. Bahar,
kötü olduğunu bildiği zaman biliyor ki kötü yorumlar gelecek. Dolayısıyla hemen ağlıyor. Sen bu dansları nereden biliyorsun? Eskiden çok dans ediyordum. Eski dediğin kaç bin yıl önce? Mesela. Çok eskiden. 7 yaşında, 8 yaşında. Bugüne kadar bu podyumdan geçmiş en güzel şey sensin. Çok teşekkür ederim. Kalite! Kalite! Marka! Marka! İşte benim stilimin kutu bebeği. Bu konsepte de kendini aşmaya hazırlanıyor Bahar Candan podyumda.